Pekmezci anne hikayesini anlatacağım çocuklar. Bir tüccarın biricik bir kızı varmış. Adı Akçiçekmiş. Bir gün tüccar hacca gitmeye karar vermiş. Fakat kızına bakacak kimsesi yokmuş. Akçiçek babacığım, sen merak etme. Evde bir senelik yiyecek koy kapıya, üzerimi taşla ördür. Sen gelinceye kadar ben dadımla evde kalırım demiş. Adam çaresizce kabul edip hacca gitmiş. Akçiçek böyle evde kapalı kaldığında padişahlığı işitmiş. Bu kızı çok merak etmiş. Bir gün yaşlı kadının kıyafetlerini giyerek yanına pekmez almış ve kızın örülü kapısına gitmiş. Pekmez satarım, gönüllere sevinç katarım diye bağırmış. Pekmez satarım, gönüllere sevinç katarım. Pekmez satarım, gönüllere sevinç katarım diye bağırmış. Kızın bu sözleri dinlemiş, babası pekmez almayı unutmuş. Yalnızlıktan sıkılmaya başlamış. Kapının önüne gelip pekmezciye seslenmiş. Pekmezci anne, çık damın üzerine, pekmez sat, masal söyle bize demiş. Pekmezci anne kızın dediğini yapmış, gönlünde kıza kaptırmış. Akçiçek de onun masallarından çok hoşlanmış. Artık her gün pekmezci anne geliyor, masal söylüyormuş. Akçiçek de onun kalbindeki arzularını anlatıyormuş. Babasına kavuşmak ve pekmezci anneden ayrılmamak en büyük arzusuymuş. Nihayet babası hacdan dönmüş. Padişah adamı karşılayıp Akçiçek oğlunu istemiş. Tüccar bu şekilde çok sevinmiş. Ama Akçiçek pekmezci anneden ayrılacağı için çok üzülmüş. Düğün günü gelip çatmış. Şehzade gelin odasına girince Akçiçek de ağlar olmuş. Sebebini sormuş. Kız, ben pekmezci anne olmadan yaşayamam deyince şahzade, bundan sonra hep onunla birlikte yaşayacaksın. Çünkü pekmezci anne bendim demiş. Akçiçek ile şehzade evlenip mutluluk içinde yaşamışlar.